Mehmet Sevigen geçtiğimiz gün bazı açıklamalarda bulunmuş, Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı. Enis Berberoğlu da o sözler üzerine dava açacağını belirtmişti. Mehmet Sevigen şimdi ikinci bir açıklama yaptı ve şunları söylüyor. Sözlerimin arkasındayım. Dün gece söylediklerim partimizin her katında, her köşesinde, her odasında konuşulan gerçeklerdir. Açıklama yapması gereken Enis Berberoğlu değil, Kemal Kılıçdaroğlu'dur, hodri meydan. Aslında açıklama yapması gereken kişi Mehmet Sevigen'dir. Mehmet Sevigen bunları biliyordu da yıllardır niye konuşmadı da Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına CHP il ve ilçe başkanlarının destek vermesinden sonra bunu yaptı. Açık ve net Kılıçdaroğlu'na şu anda büyük bir operasyon başladı. Devamı da gelecek. Bu izlediklerimiz tamamen fragman. İstedikleri tek bir şey var. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması. Bugün MHP lideri de çıktı. Kılıçdaroğlu'na yüreğin yetiyorsa adaylığını açıkla dedi. Şamil Tayyar da geçtiğimiz günlerde aynı açıklamayı yaptı. Kılıçdaroğlu aday olursa erken seçime gidelim dedi. Çünkü adamların tek bir derdi var. Seçimde Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu yerine Kılıçdaroğlu aday olsun. Kılıçdaroğlu yıpratılacak en kolay aday. Muhalefet tabanında zaten desteği yok. Diğer altılı masadaki beş lider de pek sıcak bakmıyor. E şimdi Mansur Yavaş aday olursa Z kuşağında desteği var. Ülkücü seçmende desteği var. Kararsız seçmende desteği var. AKP tabanından kopanlarda desteği var. E Mansur Yavaş'a da medya üzerinden operasyonlar çektiler. Tutmadı. Adam farklı Ankara Belediyesi'ni kazandı. E şimdi Ekrem İmamoğlu iki defa mazbatasını aldılar. Her gün medyada bir operasyon çekiliyor. Adam bir türlü yıpranmıyor. E Z kuşağında da desteği var. Batı'da da desteği var. Kürtlerde de desteği var. Aynı şekilde muhafazakarlarda da desteği var. İmamoğlu'nun aday olması demek seçimi farkla kazanması demek. Bunu da biliyorlar. Mansur Yavaş'ta da aynısını biliyorlar. E tek dertleri artık Kılıçdaroğlu'nun aday olması. Kılıçdaroğlu aday olursa seyredin filmi. Daha ne büyük operasyonlar göreceğiz medya üzerinden. Çünkü yıpratılması en kolay aday olduğu için de belki de bu işi ikinci tura bırakmadan birinci turda Kılıçdaroğlu'nu yenip geçecekler. Çünkü Kılıçdaroğlu aday olursa muhalefet içerisinden başka seçenekler de çıkacak. Başka isimler de aday olacak. Tıpkı 25 sene önce Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kazandığı dönemdeki gibi birden fazla aday bir arada çıkınca onlar kazanıp geçecek. Eğer öyle bir durum olursa Kılıçdaroğlu aday olursa buradan açık ve net bir şekilde söylüyorum. Muhalefet seçmeninin el ele verip Kılıçdaroğlu'na asla ikinci sıra bırakmaması gerekir. Kılıçdaroğlu ikinci sıra kalırsa geçmişler ola. 10. değil 25. balkon konuşmasını dinleriz. Çünkü bir sonraki seçimlerde artık muhalefet ağzıyla kuş tutsa da seçmenini sandığa götüremez. Çünkü milletin muhalefet seçmeninin bu muhalefetteki liderlere inancı, güveni, umudu kalmadı. Şu an umut olan tek bir adam var, Mansur Yavaş. Onun da önünü tıkarsanız size siyaseten geçmişler ola. 100 yılın başarısız liderleri olarak tüm muhalefet liderleri tarihe geçer. Siz kazanmak istiyor musunuz arkadaşım? O zaman Kılıçdaroğlu'na aday yapmayacaksınız. Bakın adaylığı kesinleşmemesine rağmen nasıl medya üzerinden operasyonlar başladı. Daha devamı da gelecek. Hele bir de adaylığı duyurulsun. Daha neler neler izler, neler neler duyarız.